Cadde kenarları her taraf işgal altındadır. O yüzden bugün Yüce Allah'ın sözü hiçbir zaman kıymetli kalmamış. Mekke'nin müşrikler bile bu kadar değildi. Yüce Allah'a %25 söz hakkı verirlerdi. Ebu Cehil, Ebu Leheb'ler biraz izzetliydi, onurluydu. Dik duruşları vardı, harbediler. Ya Muhammed, ben bu şeriatı, bu dini kabul edersem ben yaşamak zorundayım. Yaşamadığım dini ben kalkıp 200'lük yapamam diye Ebu Cehil ve diğerleri açık açık dedi biz müşrikiz. Ama bugünküler müşriklerini gizliyorlar. Kimin Müslüman? Ben kimin gavur olduğunu artık da anlayamıyorum artık da. Karma karışık olmuş gitmiş. İçer acısı bir durumdan. Şu anda cami bir konu biliyorsun nedir? Müzedir ha. Ya müze ne demek biliyor musunuz? Ben kısa bir cümle söyleyeyim konuyu kapatacağım. Müze şu demektir. Kur'an ışığında konuşacağım. Kendi hevamdan değil. Yüce Allah Azze ve Celle Kur'an'da ne diyor? Biz ne zaman ki elçilerimizi toplumlara gönderdik, elçilerimiz ilahi mesajı anlattılar. O toplumlar elçilerimizle alay ettiler, güldüler. Allah diyor ki biz de onları helak etmek zorunda kaldık, helak ettik ve onları efsane kıldık. Müze haline çevirdik. Bütün helak olan kavimlerini bugün İngiltere'de, İtalya'da, Pompei kentinde helak olan görüntüleri var zaten. Allah ayet edemiyor mu? Geçmiş ümmetleri nasıl helak ettim gidin bakın. Onları müzeye çevirdim. Firavun'un cesedini bile Yüce Allah müzeye çevirdi. Bugün Firavun'un cesedini hiçbir hayvan yemiyor. Bu da bir Kur'an müjdesi. Onlar diyorlar ki biz din öldü. Din öldü. Artık din yaşamıyor. Camiyi müze haline getirmek Allah ile Allah etmek demektir. Allah da der ki bu konu hakkında onlara öfkenizden, kininizden geberin. Ben Yüce Allah adına söylüyorum. Ben onun kuluyum. Onu ilah ve Rab Hazreti Muhammed'e önder kabul ettiğim için ben de söylüyorum ki cami müze haline getirmişseniz kininizden geberin. Bu laf çok güzel bir laftır. Müslümansan Müslümanın ilahı ve Rabbi Allah'tır. Enbiya 108 konuda ki diyor İnnemâ yuhâ ileyye ennemâ ilahukum ilahu vahid. Tek bir ilah kabul edileceksiniz. Fehel entum muslimun. Müslüman kimse olacak mısınız? Hani? Demek ki biz Allah'ı ilah kabul etmemiş, toplum ilah kabul etmemiş. İlah Allah demek değil. Kur'an'da 6666 ayette 128 ile ilah sıfatı geçer. 6666 ayette 976 ile Rab sıfatı geçer. Toplumun ne olduğu, insanların ne olduğu daha belli değil. Ben burada üç kelime kelam kadim söylüyorum. İlahi mesaj söylüyorum. Lef-i Mahfuz'dan Kur'an damlatılmış bir ilimdir. Ondan sözler söylüyorum. Diyor ki hocam senin usulün bozuktur. Sizin ayarınız, kimyanız bozulmuş. Ben de artık daha ne yapayım? Kimin usulü bozuktur? Niye siz gece gündüz haykırıyorsunuz, bağırıp çağırıyorsunuz, hilekarlık yapıyorsunuz, kendi elinize put yapıyorsunuz, putu yiyorsunuz. O bizi gece gündüz evet hayır sesiyle rahatsız ediyorsunuz. Siz ondan rahatsız değilsiniz. Ben üç kelime kelamı kadim söylüyorum, bundan rahatsızsınız. Demek ki sizin dine karşı öfkeniz var. O öfkenizden dolayı İngilizce bir söz söylüyorum. Perish in your rage. Öfkenizden geberin diyorum. Başka bir şey söylenecek bir şey yok. Sökmüyoruz ama Kur'an öyle söylüyorsa bize söyleriz kardeşim. Müslümansan Kur'an'a uymak zorundasın.